Gençler merhaba. 39 günde TYT Matematik'in 7. gününe geldik. Bunun önemli olduğundan bahsetmiştik. Konu anlatımını verdik. Şimdi hızlı bir şekilde soru çözümlerine geçeceğiz. Tabii neyle? Karekök Matematik 0 kitabımızı yanımıza alıyoruz. Buradaki köşe taşlarını çözdük. Konu anlatımlarını verdik. Şimdi EBOK, EKOK'la ilgili güzel sorular. Hiç bekletmeden geçiyorum. Hemen arkadaşlar. OBEP, OKEK 1. bölüm soru çözümü dedik ve ilk sorumuzla başlıyoruz. EBOP 240 ile 320 bölü EKOK 4 ile 10 kesirinin değeri kaçtır? Aslında bana burada şunu söylüyor. 240 ile 320'nin EBOP'unu bul diyor. 320 ve 240'ın EBOP'unu bulacağım. Biz bunun EBOP'unu nasıl buluyorduk arkadaşlar? Ortak bölenleri alıyoruz. Şimdi bakın, bazen kısa yolları kullanabilirsiniz. Sonunda 0 olduğu için her ikisi de 10'a bölünüyor mu? Evet. Yani 10 nedir? 2 ve 5 çarpın. O zaman 10'a böldüm 32, 10'a böldüm 24. Devam ediyorum. 2'ye böldüm tekrardan. 32 2'ye böldüm 16, 24 2'ye böldüm 12. Tekrar 2'ye bölüyorum. 8, 6. Tekrar 2'ye bölüyorum. 4, 3. Peki başka ortak böleni var mı? Yok. O yüzden arkadaşlar EBOP ararken sadece ortaklara bölün. Tamamına bölüp işaretleme de yapabilirsiniz. Ama kısa olsun diye sadece ortaklarına bölüyoruz. Bir de ne diyor benden? EKOK'u istiyor. Kimle kimin? EKOK 4 ile 10'un. Hemen bunu bulacağım arkadaşlar. 4 ile 10'un EKOK'unu 2'ye böldüm. 2, 5. 2'ye böldüm 1. Hocam niye işaretleme yapmadınız? EKOK aradığım için hepsi lazım bana. Ne demiştik? EBOP ortak olanlar, EKOK tamamı. Tekrardan 5'e bölüyorum 1. O zaman bunun da EKOK'u 2, 2, 5. Şimdi sorunun üstüne hemen yazıyorum arkadaşlar. EBOP'u ne bulduk? Sakın bunları çarpmayın. 1, 2, 3, 4 tane 2'nin çarpımı. 1, 2, 3, 4, 1 de 5. Diğeri 2 tane 2'nin çarpımı 1 de 5. Ben bunu zaten sadeleşeceğini bildiğim için çarpım yapmadım, zamandan kazandım. Bakın 5'ler gitti. Ne kaldı? 2 kere 2 4. Adana seçeneği diyoruz. Unutmayın, konu anlatımlarında biz neleri vermiştik? EBOP ve EKOK'un 3 tane ortak, 3 tane önemli özelliğinden bahsetmiştik. Bu özellikleri bildiğin takdirde çözemeyeceğin soru yok. Hatta şunu iddia etmiştik. Çözemediğiniz soruları yorumlara yazın. Nasıl çözemediğinize bir bakalım. Eksik bir yerde bir şey mi var? Onları inceleyelim. Hemen geçtim ikinci soruya. 28-42-56'nın EKOK'u EBOP'undan kaç fazladır? Bana soruda diyor ki bunun EKOK'unu ve EBOP'unu bul, birinden çıkar. 3 sayı olduğu için arkadaşlar 3 sayının EBOP'u ve EKOK'unu aynı şekilde buluyoruz. Hemen önce neyini bulalım? EKOK ve EBOP'unu. EBOP işaretliyordum, EKOK hepsini alıyordum. Şimdi 2'ye bölüyorum. 14, 21, 28. Her birini böldüm. Evet, işaretledim. Tekrar 2'ye bölüyorum. 7, 21 bölünmüyor. 28'i böldüm. 14, bakın. Hepsini bölmedi. Tekrar 2'ye bölüyorum. 7 bölünmüyor. 21 bölünmüyor. 14 böldüm 7. 7'ye bölüyorum. 1, 3, 7. 7'yi 7'ye böldük 1. Bakın bu da 3'ünü böldü. Bunu da işaretledim. Son olarak da arkadaşlar 3'e böldüm 1. Amaç zaten hep 1'i indirgemek değil mi? O zaman EBOP'u ve EKOK'u EBOP'undan kaç fazla? Hemen EKOK'u buluyorum. EKOK nedir? 2, 2, 2, 7, 3. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere de 56. 56 ile 3'ü çarparsak 150, 18, 168 yaptı EKOK'u. Peki bunun EBOP'u nedir? Sadece ortakları alıyorduk. Ortaklar 2 ve 7 var. Bu da nedir? 14'tür. Benden ne istiyor? 168, 14'ten kaç fazla? 154 fazla diyoruz ve Denizli seçeneği. Hızlı bir şekilde 3. soruya geçtik. Güzel bir yeni nesil tarzı soru diyoruz arkadaşlar. A ve B birer tam sayı olmak üzere A kalp B, EBOP AB. AB'nin EBOP'unu al ve ilk sayıyı ekle A'yı. Köşegen, yani eşkenar dörtgen geldiğinde A eşkenar dörtgen B. Bu sefer AB'nin EKOK'unu al, B'yi çıkar. Buna göre, bu şekilde tanımlanıyor. Buna göre 12 kalp 18 köşegen, 15 eşkenar köşegen, 15 kalp 20 işleminin sonucu nedir? Arkadaşlar ben önce 12 kalp işlemi 18'i buluyorum. Neydi bunun kuralı? EBOP AB artı A. Yani EBOP'unu alacağım. Bu 12 ile 18'in bir de X'e ekleyeceğim. Yani 12. Hemen hızlı bir şekilde şurada 12 ile 18'in, hatta bunu farklı renkle yapalım.
12 ile 18'in EBOB'unu alacağım. EBOB neydi? Ortak bölenler. 2'ye böldüm. 6, 9. Başka 2'ye bölmüyor. 3'e böldüm. 2, 3. Başka ortağı var mı? Yok. O zaman bunun EBOB'u nedir arkadaşlar? 6. O zaman benim bu sayım ne oluyor? 6 artı 12'den bunun cevabı 18. Hemen üzerine yazıyorum. Şurası hop 18 çıktı. 18 eşkenar dörtgen. Şimdi de bunu bulacağız. 15 kalp 20. Bu da EBOB artı ilk sayı 15. Hemen 15 ile 20'nin neyini buluyorum? EBOB'unu. Her ikisini ortak bölen, bakın burada 5 var sadece. 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 4. O zaman artı 5. Bu da ne yaptı arkadaşlar? EBOB'u 5 bulduk. 5 artı 5 15'ten cevabımız 20. Şurası da 20 oldu. Güzel. Bunu da yazdık. O zaman bizden istenen 18 eşkenar dörtgen 20'nin sonucu nedir diyor. Bu ne diyor arkadaşlar? İşlemde nasıl tanımlamış? EKOK'unu al, B'yi çıkart. EKOK eksi B. B kaç? 20. O halde arkadaşlar ben 18 ile 20'nin EKOK'unu alacağım. 2'ye böldüm 9, 10. 2'ye böldüm 5. 2 bölünmüyor başka. 3'e böldüm 3. Tekrar 3'e böldüm 1. 5'e böldüm 1. Nedir bunun EKOK'u? 2 çarpı 2 4, 4 kere 3 12, 12 kere 3 36, 36 kere 5 de 180 yapar. O zaman sonuç nedir? 180'den 20 çıkardığımız zaman cevabımızı bulmuş oluruz. 160 denizli seçeneği. Ve dördüncü soruya geldik. X, Y farklı asal sayılardır diyor. A x küp çarpı Y, B x kare çarpı Y olduğuna göre EBOB AB aşağıdakilerden hangisine eşittir? Biz üstlü sayılarda EBOB'a ne demiştik? Aynılarını alıyorsunuz. EKOK en büyüklerini alıyorsunuz. O zaman hemen EBOB AB diyorum arkadaşlar. A virgül B. Hemen bakıyorum. X küp X kare. Aynıları hangisi? X kare çarpı Y. Aynıları hangisi? Y. O zaman cevabım X kare Y Bursa seçeneği diyoruz. Ve geldik 5. soruya. Aynı sorunun P, Q, R farklı asallardır. K, P çarpı R küp. L de P üzeri 4 Q'nun karesi çarpı R olduğuna göre EKOK K ile aşağıdakilerden hangisidir? EKOK'ta ne demiştik arkadaşlar? Hepsini alıyorsunuz. K ve L'nin büyük olanların hepsini alıyoruz. Bakalım. P4 var, P var. Büyük olan hangisi? P4. P4'ü aldım. Çarpı. Bakın. R küp, R üzeri 1 var. Büyük olan hangisi? R küp. R küp'ü aldım. Q'nun karesi, yukarıda Q var mı? Arkadaşlar Q yok diye düşünmeyin. Q üstü 0 var. O zaman Q kare daha büyük olduğu için Q kareyi alıyorum. Kısaca ne demiştik? EBOB ortak olan, aynı olanlar. EKOK ise en büyüğü, tamamı, bütünü, parçanın tamamı. Yani daha doğrusu en büyük, bütün, daha ne diyoruz? Katı. O yüzden arkadaşlar en büyüklerini alıyoruz. O zaman P4, R küp, Q kare. Varmışlıklarda hop Edirne seçeneğinde görüyoruz. Böylelikle 6. soruya geçtik. Güzel bir renkli soru. Farklı renklere ait dairelerin farklı asal sayıların temsil ettiği aşağıdaki şekillerde bir sayının asal çarpanlarına ayrılmış halini göstermektedir. Örneğin, bakın 3 tane boncuk kırmızı, 1 tane mavi, 2 tane yeşil. Bu x sayısı a küp, b c kare. O halde bakın siyah kırmızılara a demiş, maviye b demiş, yeşile de c demiş. Çünkü kırmızıdan 3 tane, maviden 1 tane var b, yeşilden de 2 tane var. Buna göre iki sayının EBOB'u aşağıdakilerden hangisidir? O zaman ben maviye ne demiştim arkadaşlar? B demiştim. O zaman bu sayı benim b kare. Yeşil olan hangisi? C. Bu sayım benim C küp. Hemen diğer sayıma geçiyorum. C'den bir tane var yeşilden. Kırmızıdan iki tane var A kare. Maviden de iki tane var B kare. Yani sayılarımdan biri B kare C küp. Sayılarımdan diğeri C1 A kare B kare. İşte bu iki sayının neyini arıyorum ben? Bakıyorum EBOB'unu arıyorum arkadaşlar. EBOB neydi? Aynıları. Hemen bakıyorum şuradan. B kare, B kare. O zaman B'miz var bizim bir tane. Hop buna B kare dedik. Devam ediyorum. C küp, C. C küp, C. Ortak olan hangisi? Sadece C. C'yi alıyorum. A'dan var mı? Yok. O zaman A'yı almıyorum. B hangi renkte arkadaşlar? Mavi. O zaman iki tane mavi boncuk olacak. C hangisi? Yeşil. Bir tane de yeşil boncuk olacak.
O zaman yeşil, iki mavi, bir yeşil. Bakın C seçeneğinde ortaya çıktı. Ve geldik 7. soruya. Farklı iki doğal sayının EBOB'u 30'dur. Buna göre bu sayıların toplamı en az kaçtır? Bak, şimdi A sayısı ve B sayı varmış. İki tane farklı sayı. Bunun EBOB'u 30. EBOB neydi? Her ikisinde olan sayıydı arkadaşlar. 33 asal çarpanlarını bir ayıralım bakalım. 30 nelerdir? Şimdi direkt şöyle de ayırabilirsiniz. 6 kere 5 hocam 30. 6 da 2, 3, 5 diye ayırırım. Ya da 30'u 2'ye böldüm. 15. 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. O zaman 2, 3, 5. Şimdi hem A'nın içinde hem de B'nin içinde bu çarpanlar olacak. Niye? EBOB. EBOB ne? İçinde olan sayılardı arkadaşlar. O yüzden A 2, 3, 5 yazıyorum. B'ye de 2, 3, 5 yazıyorum. Yani A sayım 2, 3, 6, 30'un bir katı. B sayım da 30'un başka bir katı veya farklı bir katı olabilir. Şimdi farklı doğal sayılar dediği için dikkat önemli. Benim burada A sayım 30'un bir katı dersem B sayıma da 30'un bir katı derim. Ama aynı demediği için, farklı dediği için 30'un bir sonraki katı. Bir sonraki katı ne oluyor? 2 kat oluyor. Yani 60 oluyor. O zaman A artı B'nin toplamı en az kaçtır dediğinde 30 artı 60'tan cevabımız 90 diyorum. C seçeneğini işaretliyorum. Hiç beklemeden 9. değil 8. soruya geçiyorum. İkişer ikişer atlayacaktım az kalsın. Aynı ifade. Farklı iki doğal sayının bu sefer EKOK'u 90. Buna göre bu sayıların toplamı en çok kaçtır? Bu sefer en çoğunu soruyor. Hemen yine yazıyorum. A ve B bölme algoritmasına. 90'ı bir açalım arkadaşlar. EKOK biliyorsunuz bütün sayıların hepsini alacağım. 2'ye böldüm 45. 2'ye böldüm bölünmez. 3'e bölelim 15. 3'e bölelim 5. 5'e bölelim 1. O zaman 2, 3, 3, 5. Şimdi toplamının en çok değeri dediği için benim A ve B sayım kesinlikle katları 90'ı verecek. O halde diyorum ki ya bu hepsi olsa tamamı 2, 3, 3, 5. Yani A sayım benim burada 90'ı seçsem. Sonuçta A sayım ne olacak arkadaşlar? 90'ın içinde yani A'nın bir katı 90'ı verecek. Yani şöyle diyeyim. A'nın bir X katı bana 90'ı verecek. B'nin de başka bir katı da 90'ı verecek. O zaman diyorum ki A'nın bir katı olsun. Çünkü en çoğu arayacağım ya, en büyüğü arıyorum ya. A'nın bir katı. Peki B'ye de ben aslında istesem 2, 3, 3, 5'i yazarım. Ama farklı sayı dediği için bu katlardan bir tanesini silerim arkadaşlar. O yüzden de B'de 3 kere 3, 9, 45 alırım. Hocam 3'ü silsek o zaman sayıyı küçültürsünüz. Yani A'nın bir katı 90 iken burada da 2 katı 90 olması için 45 alırım. O yüzden A sayımız 90 olurken B sayımız da en büyük alabileceğim farklı 45. Topladığımız zaman 135 yapar C seçeneği. Eğer bana soruda farklı demeseydi ben ikisini de 90 alırdım. Cevabı 180 derdim. Ve geldik 9. soruya. İki doğal sayının EBOB'u 16'dır. Buna göre bu sayıların toplamı en az kaçtır? Elimde iki tane sayı var arkadaşlar. Bu sayıların EBOB'u 16. A ve B sayıları dedim. Açtım. Şimdi 16'nın çarpanlarına bir bakalım neler var. 2'ye böl 8. 2'ye böl 4. 2'ye böl 2. 2'ye böl 1. Zaten soru çöze çöze siz 16'nın 4 tane 2'nin çarpımı olduğunu bileceksiniz. Zaman kazanacaksınız. O halde bakın 1, 2, 3, 4. Bu 4 tane 2 EBOB olduğundan dolayı hem A'nın içinde var hem de B'nin içinde var. Bunu biliyorum. Yani A sayım benim 16'nın bir katı, B sayım da 16'nın bir katı. Şimdi arkadaşlar iki doğal sayı diyor. Benden en azı istediğine göre en az katı alacağım. Buraya ne katını alalım? Bir katını alalım. Buraya da bir katını alalım. Neden? Çünkü sayıların farklı olduğunu söylemiyor bana. O halde A sayımı 16 dedim. B'ye de 16 dedim arkadaşlar. Böylelikle ne oldu bakın? İkisinin toplamı 32 oldu. Farklı deseydi o zaman bir kata iki kata alacaktım. Hemen geçiyorum 10. soruya. Aşağıdaki dikdörtgen 30 eş bölmeye ayrılıp bölmelerin bir kısmı boyalmış. 30 tane bölmemiz var. Bir kısmı boyalmış. Buna göre dikdörtgende en az kaç bölme daha boyanırsa boyalı bölme sayısı ile boyalı olmayan
bölme sayısının ekok değeri boyalı olmayan bölme sayısına eşit olur. Hem bir denklem sorusu hem bir EBOB ekok sorusu. Şimdi boyalı bölme sayısına bir bakalım kaç tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar boyalı bölme sayısı boyalı 8 tane. Peki boyasız kaç tane? Boyasız da 22 tane. Şimdi dikkat edelim sorunun kökenine. Dikdörtgende en az kaç bölme daha boyanırsa, kaç bölme bilmiyorum. X tane bölme boyayalım. Peki ben X tane bölme boyarsam 22 eksi X tane bölmede ne olur? Boyasız olur. Şimdi kaç tane bölme daha boyanırsa boyalı bölme sayısı ile boyalı olmayan bölme sayısının ekoku. Yani ekok 8 artı X virgül 22 eksi X ekok değeri, dikkat, boyalı olmayan bölge sayısında. Boyalı olmayan bölge sayısı 22 eksi X'e. Yani ben bu sayıların ekokunu aldığımda 22 eksi X olacak. Şimdi benden X'i istiyor. Çünkü kaç tane daha bölme boyayalım. Hemen seçenekleri direkt yerine koyalım. Ekoku sağlıyor mu sağlamıyor mu ona bakalım. Hemen X yerine öncelikle 2 veriyorum. X'i 2 verirsek arkadaşlar ekok 8 artı 2 ne yapar? 10. 22 eksi 2 20. 10 ile 20'nin ekoku arkadaşlar 20 çıkar. O zaman doğru cevabımız A seçeneği. Bir de 3'ü deneyelim oluyor mu olmuyor mu diye. X'e 3 verdim. 8 artı 3 ekok 11 virgül. 22'den 3'ü çıkartırsak 19. 11 19 aralarında asal sayı olduğu için ekokları da zaten 11 çarpı 19'dur. Yani vermez. Bunu da görmüş olduk. Ve güzel bir soruydu arkadaşlar. A seçeneği diyoruz ve 11. soruya geçiyoruz. X ve Y pozitif tam sayılar için X bölü Y 2 bölü 5 ve EBOB X'e 3 olduğuna göre Y eksi farkı kaçtır? Konu anlatımda bunun kısa yolunu vermiştim. Hatta direkt de cevabı verelim. 3 kere 3 9. Cevap Bursa. Peki nasıl çözüyorduk bunu? Arkadaşlar X ve Y pozitif tam sayı, bana ne verilmiş? EBOB verilmiş. Şimdi X bölü Y 2 bölü 5 ise, aralarında asal sayılarda bunu anlatmıştım size. X bölü Y 2 bölü 5 ise X burada 1 2 kattır. Y de 5 kattır ki K'lar sadeleşsin. Peki burada ortak olana dikkat eder misin? Kimler ortak? K'lar ortak. O zaman OBEB 3 neye eşit arkadaşlar? K'ya eşittir. Ne demiştik? Ortak olanlar bize OBEB verir. O halde X'imiz 2 kere 3'ten 6'dır. Y'miz de 5 kere 3'ten 15'tir. Benden ne istiyor soruda? Y eksi X istiyor. Yani 15 eksi 6'dan cevabımız 9'dur arkadaşlar. Ve geldik 12. soruya. ABC pozitif tam sayılar. EBOB AB 2. EBOB AB. Ortak olan değil miydi? O zaman şunu diyebilir miyiz? Benim A sayım 2'nin bir X katıyken B sayım da 2'nin başka bir katı. Aralarında asal olacak. Sence OBEB 2. Yani A'da ve B'de muhakkak 2 çarpanı var. Aynı şekilde hemen buna bakalım. EBOB BC'de 5 olduğuna göre ABC'nin en az toplamı en az kaçtır diyor. O halde diyorum ki B sayım benim 5'in M katıyken aynı şekilde C sayım da 5'in N katı ve ben biliyorum ki M ile N aralarında asal, Y ile de X aralarında asal. Şimdi burada bir şey dikkatinizi çekti mi? İki tanesi B, aynı B. O halde dikkat, B sayım benim 2'nin katıyken aynı B sayım da 5'in katı. Benden değerin en az değerini, yani en küçük değerini istediğine göre 2'nin ve 5'in en küçük katını alacağım. Bu da nedir arkadaşlar? Buraya bir 2, 5 yazarım. Yani yer değiştiririm. Buraya da 2 yazarım. Böylelikle B ne oldu? 10 oldu. Şimdi B'yi buldum. B'miz 10. Şimdi arkadaşlar burası 10 ise Y'ye ne dedik? Bakın 5 dedik. X ile öyle bir sayı söyleyin ki aralarında asal olsun ama en küçük olsun. Bu da nedir? 1'dir. O zaman A'yı da buldum. Bakın A'da 2'dir. Aynı şekilde M'yi 2 bulmuştum. 2 ile öyle bir sayı söyleyin ki aralarında asal olsun. Bunu da 1 alırım. O zaman C'miz de buradan 5 olur. Benden ABC toplamının en küçük değerini istediğine göre 10, 15, 17 olmuş oluyor. Doğru cevabımız C seçeneği. 13. soruya geldik. X ve Y'ye farklı pozitif tam sayılar. EBOB X'ye 4. Neyi anlayacağım? X kesinlikle 4'ün M katıyken Y de buradan
4'ün n katıdır. Farklı katlar m ile n aralarında sal. Olduğuna göre işlemlerinden hangilerinin sonucu her zaman 8 ile tam bölünür? Birinci öncülde ne vermiş bana arkadaşlar? X çarpı y. X çarpı y. Hemen yazalım. X çarpı y. X çarpı y. X'e 4m dedik. Y'ye de 4n dedik. Çarparsak ne olur? 16 tane mn olur. Aa, 16. 8'in katı değil mi? Katı. O zaman 1 sağlıyor diyoruz. 2'ye bakalım ikinci öncüle. X artı y. X 4 tane m. Y'ye de 4 tane n. Ben bunları toplarsam 4 parantezinde m artı n. Arkadaşlar m artı n aralarında asal bir sayı. Böyle olmak zorunda. Her birinde de 2'nin buranın 8'e bölünebilmesi için içinde bir 2 daha olması lazım. Sadece 4 var. Bunun içerisinde 2 var mı? Yok. O yüzden 2 kesinlikle değildir. Hemen geliyorum 3. öncüle. 3. öncül ne diyor? X kare artı y kare. Arkadaşlar 4m'nin karesini aldım. Aynı şekilde 4n'nin karesini aldım. Kareleri toplarsam 16m kare artı 16n kare. 16 ortak paranteze aldığım zaman m kare artı n kare. Peki 16 çarpanı var mı? Var. Bu da 8'in katı mı? Katı. O zaman 3 de sağlar. Doğru cevap denizli seçeneği. Ve geldik 14. soruya. X çarpı y 540, EKOK x'ye 90 olduğuna göre EBOK x'ye nedir? Bana EBOK verilmiş, sayı çarpım verilmiş, EKOK istiyor. Hatırlayın bir kuralımız vardı bizim. 3. kuralımız. EBOK ile EKOK'un çarpımı bana neyi veriyordu her zaman? Sayıların çarpımını veriyordu. O zaman EBOK x'ye ile, bakın x'ye ile EKOK XY'yi çarparsak arkadaşlar, EKOK XY'ye bana neyi verecek? EBOK ile EKOK'u çarptık. Sayıların çarpımını verecek. Peki EBOK belli mi? Belli değil. Bunu arıyorum zaten. EBOK XY'yi arıyorum. Peki EKOK belli mi? Belli. 90. Sayıların çarpımı belli mi? Belli. 540. O zaman şöyle 540. Ben buradan şu 4'ü tekrar yazalım. Buradan EBOB'u yalnız bırakırsam EBOB neye eşit olmuş olur? X'ye 540 bölü 90'a eşit olmuş olur. O zaman bakın sadeleştirin. 54'ü 9'a böldüğünüz zaman ne yapar? 6 yapar. Aslında kolay bir soru. Hiç bu kadar da uğraşmanıza gerek yok. EBOB ile EKOK'un çarpımı sayıların çarpımına eşittir. O zaman 90 çarpı A diyelim, 540 eşit. Buradan A'yı çekebilirsiniz diyoruz. Ve geldik 15. soruya. A ve B'nin en büyük ortak böleni 4. Kim bu? En büyük ortak bölen EBOB. EBOB'u 4'müş. Devam ediyorum. En küçük ortak katı 24. EKOK 24'müş. EKOK 24'müş. A artı 8 bölü B 13 olduğuna göre B kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben bir rasyonel sayı gördüğümde hemen aklıma payda demek gelir. O yüzden buranın hemen paydasını işleyelim. Bir defa var. B ile çarpıyorum. O zaman ne oldu? A çarpı B artı 8 bölü B kaç eşit? 13 eşit. Tamam. Peki A çarpı B'yi nasıl bulacağız hocam? EBOB A ile B'nin EBOB'u ile EKOK'u belli mi? Belli. Burası kaç? 24. O zaman EBOB çarpı EKOK bana neyi verirdi? O sayıların çarpımını verirdi. Yani 4 tane 24 aslında bana A çarpı B'yi veriyor. Buradan da gençler A çarpı B'nin 4 kere 4 16, 96 olduğunu bulduk. O zaman yerine yazacak olursam burada 96 artı 8 bölü B kime eşit? 13'e. Yap içler dışlar çarpımı. 96 8 daha 104. Ne eşit? 13 çarpı B'ye eşit. Buradan B'yi yalnız bırakmak için 104'ü 13'e bölüyoruz. Bakın zaten seçeneklerde 4 var. 13 ile çarparsam sonu 4 olmaz. Sadece 8. 8 tane 13. 80 artı 24 daha 104 yapar. O zaman böldüğüm zaman B'yi 8 bulmuş olduk. 15. soruyu da böylelikle çözdük. Ve geldik 16. soruya arkadaşlar. En kenarlı bir çokgenin içine yerleştirilen x pozitif tam sayısı ile OBEP x virgül n çarpı OKEK x virgül n işlemi tanımlanıyor. Bakın x burada içine yerleştirilen sayı, n de kenar sayısı. Üçgen A 24, beşgen B 30 olduğuna göre dikdörtgen A artı B ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi öncelikle şunu bir çözelim. Üçgen A dedi, yani EBOB içerisine yerleştirilen sayımız A. EBOB A ile kenar sayısı 3 çarpı EKOK
ECOG. A ile 3'ün EBOB ile ECOG'ları çarpımları 24 eşit. Ben bir şeyi hatırlıyorum ya. EBOB ile ECOG'un çarpımı sayıların çarpımı değil mi? Evet. O zaman ben buna sayım A ve 3 olduğuna göre A ile 3'ü çarparsam 24'e eşit. Buradan A'yı her tarafı 3'e böldüğünüz zaman hop A'yı 8 bulduk. Bakın A'yı bulduk. Aynı şeyi beşgene de uygulayalım. EBOB içerisine yerleştirilen sayımız B. Kenar sayımız 5. EBOB ile ECOG B ile 5'in çarpımları da 30'muş arkadaşlar. EBOB ile ECOG'un çarpımı sayıların çarpımına eşit olduğundan dolayı B çarpı 5'in de 30 olduğunu biliyorum. Böylelikle B'mizi de 6 bulmuş olduk. O zaman hemen şunun içerisine yazalım. Dikdörtgen A'yı 8 bulduk. B'yi de 6 bulduk. Aslında bu neye eşit olmuş oluyor arkadaşlar? 14 eşit olmuş oluyor. O zaman benden ne istiyor? EBOB içerisine yerleştirilen sayı 14, kenar sayısı 4. 14 ile 4'ün EBOB ile ECOG'un çarpımını istiyor. Peki 14 ile 4'ün EBOB ile ECOG çarpımını isteyen 14 ile 4'ün EBOB'unu bulur ya da ECOG'unu bulur, çarpar. Ama biz her zaman kısa yolu kullanıyoruz. Ne demiştik? Sayıların çarpımını eşit. 14 çarpı 4'ten 4 kere 4 16, 4 kere 1 4 elde var 1, 56 yapar denizli seçeneği. Ve geldik 17. soruya. Aralarında asal iki doğal sayının ECOG'u 48 olduğuna göre bu iki sayının toplamı en az kaçtır? Arkadaşlar aralarında asal sayıların EBOB'unu söyler misiniz bana? Hocam öğrendik. 1. Çünkü böleni yok, ortak böleni. O halde arkadaşlar EBOB ile hangi iki sayı diyelim? AB. AB'nin EBOB'uyla AB'nin ECOG'unu çarptığımız zaman bana neyi verecek? A çarpı B'yi verecek. Peki EBOB'u kaç bulmuştuk? Aralarında asal olduğu için 1. ECOG'u kaç? 48. Bakın ben buradan ne yakaladım? A çarpı B'nin 48 olduğunu yakaladım. Çarpımları 48 olan iki sayıyı söyleyin dediğimde 1'e 48. Başka ne var? 2'ye 24 var. 3'e 16 var. 4'e 12 var. 5'e yok. 6'ya 8 var. 7 yok. 8'e geri başa döndü. Aralarında asal olduğu için arkadaşlar 2, 24 asal değil. 4, 12 asal değil. 6, 8. Sadece 1'e 48, 3'e 16. Benden en az toplamını istediğine göre sayılarından biri 16'dır, biri de 3'tür. Topladığımız zaman ne yapar? 19 yapar. Denizli seçeneği diyoruz. Ve 18. soru. Ardışık iki doğal sayının ECOG'u 72. Bak, ardışık iki doğal sayının ECOG'u 72. Ardışık iki doğal sayı nasıl sayılardı arkadaşlar? Yazalım aralarında asal. Hani size demiştim ya, aralarında asalı her zaman vermez sana. Bir cümle verir, onun aralarında asal olduğunu ifade eder. Tıpkı bu sorudaki gibi. O halde arkadaşlar EBOB ardışık iki doğal sayı yine AB olsun. EBOB AB ile ECOG AB neyi veriyor bana? AB sayıların çarpımı veriyor. A çarpı B veriyor. Peki aralarında asal olduğu için EBOB'u kaç? 1. ECOG'un da bana 72 vermiş mi? Vermiş. Bu kime eşit? A çarpı B'ye. O halde ben buradan neyi yakaladım? Çarpımları 72 olan iki sayı bulacağım. Ama bu sayının özelliği ne? Aralarında asal olması. O zaman A'ya 8 verirsem B'ye 9. Pardon. Hem aralarında asal olacak hem de ne olacak? Ardışık iki sayı olacak. 8'e 9. Benden küçüğünü istiyor. Küçüğü kaçtır? 8'dir. Doğru cevabımız C seçeneği diyoruz. Ve güzel bir son soruyla videomuzu tamamlıyoruz arkadaşlar. A ve B sayıları birden farklı ve aralarında asal sayılar. A ve B sayılarının EBOB ve ECOG'ları tabloda verilmiştir. Şimdi hemen yorumlayalım. A ve B sayıları aralarında asal olduğundan dolayı EBOB'ları nedir? 1'dir. ECOG'ları nedir arkadaşlar? ECOG'ları A ve. Çünkü EBOB ile ECOG'un çarpımı sayının çarpımına eşittir. O halde ECOG'ları da sayıların çarpımına eşittir. Bakın bununla bunu çarptım. Bununla bunu çarparsam A ve'ye eşit. O halde hemen geliyorum. A ve B sayıları var. Bakın. A ile B'nin ECOG'u kaç vermiş bize? 30 vermiş. A ile B'nin ECOG'u 30 olduğuna göre aslında sayıların çarpımı. Bir alttakine bakalım. B ile B'nin ECOG'u 6. Ne demek B ile B'nin ECOG'u? Aynı sayının ECOG'u ne olur? Kendisi olur. O zaman buradan B'yi 6 buldum. A ile çarparsam 30 olması için A'nın da 5 olması gerekiyor. Böylelikle arkadaşlar ben hem A'yı hem B'yi buldum. B 6, A 5. 5, 6. Hemen buraya da yazalım. 5, 6.
5, 6. Şimdi dikkat edelim. A ile B'nin EBOB'u 5 ve 6'nın 1'dir. Çünkü ardışık sayı. Hatta kırmızıyla yazalım onu. 1'dir. B ile B'nin EBOB'u aynı sayıysa EBOB'u 6'dır. Peki 5 ile 5'in ekoku aynı sayıların EBOB ekokları kendisidir 5'tir. O halde arkadaşlar X'i 5 buldum. Y'yi 6 buldum. Ve Z'yi de 1 buldum. Topladığımız zaman X artı Y artı Z ne oldu? 6, 5, 11, bir daha 12 olmuş oldu. Doğru cevabımız Bursa seçeneği diyoruz ve kalemimi bırakıyorum. Çünkü artık soru çözümü bitti. Peki bir sonraki videoda ne var? Kısaca bahsetmek istiyorum arkadaşlar. EBOB ve EKO konusu öğrenci için gerçekten çok çok önemli ve her sene karıştırılan bir konudur. Sadece bu videoyu izleyerek ne demek istediğimi anladınız ki özellikle 8. günde problemleri geliyor. Ben sana 3 tane madde verdim. Bak bunu bulursan bu, bunu bulursan böyle, bunu bulursan böyle. Çözemeyeceğin hiçbir soru yok. O videoda da çok iddialıyım. Eğer bir OBEP OKEK problemini çözemezsen videonun altına yaz. Hocam ben çözemedim diye. Sadece söylediklerimi uygulayarak bu işi halletmiş oluyorsun. 8. günde yani yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.